Ne dersiniz avukat hanım? Alabilecek miyiz geçici velayeti? Çok teşekkür ederim. Akli dengesizlik iddiamızı destekleyecek ne kadar çok kanıt ve şahit bulursak bu iş o kadar çabuk biter. Eyşan Hanım şahitlik yapacak. Korumalar var. Evdeki hizmetliler var. Tamam. Ama direkt akrabanız ya da çalışanınız olmayan birileri yok mu? Hatta buralı birileri olsa çok iyi olur. Nazar. Değil mi Eyşan'cığım? Hatta nefesli Nazar'a şöyle bir fantezi uydurmuş. Göya ben Nazar'a işkence edecekmişim de Nefes bunu görünce dayanamayacakmış, merhamete gelecekmiş. Onu bırak beni al deyip bana geri dönecekmiş falan. Böyle şeyler mi uyduruyor gerçekten? Maalesef. Yazık ama çocuğunuza. Peki şahitlik yapar mı bizim için bu... Nazar. Nazar Hanım. Bilmem. Ne dersin Eşancığım, yapar mı? Eminim, yapar. Yani en azından bir sorarız. Müsaadenizle. Berrak. Ben bunu daha fazla yapamam. Veremem o ilacı nefese. Bir şey mi oldu? Mahkeme celbi geldi. Nefes halüsinasyon gördü. Senin buraya geldiğini Yiğit'i alıp götürdüğünü sandı. Çok kötüydü. Nefesin hayallerinin erkeği olamadım ama kabuslarının kahramanı oldum galiba Berrak. Bendeki şansa bak. Ne olur bırakalım artık. İlacı vermeyi bırakalım. Ne olur. Bırakayım mı? İki katına çıkar. Ne? Ne diyorsun sen? Dedim ki iki katına çıkar. Ne iki katı? Kız deliriyor diyorum sana. Amacımız bu zaten Berrak. Değil mi? Yani nefes dedirecek ki ben de Yiğit'i alabileceğim. Yalvarırım, yaptırma bunu artık bana. Ne olursun. Bak Berrak. Eğer nefesin ilaçlarını kesersek nefes iyileşecek. Ama ben annenin ve kardeşinin boğazını kesersem pek iyileşme şansları olmayacak. Ne dersin? Sen karar ver. Hangisini keselim? Akıllı kız senin. Sen? Kimdi arayan? Yanlış numara. Yanlış olduğuna eminim de. Berrak yazıyordu ekranda. Hani şu tek yön bilet alıp buraya getirdiğin kız değil mi? İş içinde hani. Seni ilgilendiren bir iş değil Eşan. Güven bana. Kurcalama. Kaldıramazsın. Oynardık.
çünkü. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.